Ülkemiz bulunduğu coğrafya özelinde bölgenin en başarılı futbol ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle hem milli takımlar hem de kulüplerimizin maddi imkanları sayesinde komşularımızın neredeyse hepsiyle makası açtık. Son yıllarda bu fark daha da ortaya çıkmış durumda. Peki makası futbol konusunda oldukça açtığımız Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi komşu ülkelerde futbolun durumu nasıl? Gelecekte futbolda bu ülkeleri neler bekliyor? Gelin tüm bu soruların cevaplarına birlikte bakalım. Komşu ülkelerimizin nüfus popülasyonları bizden bir hayli düşük. Ekonomik olarak hem ligimizin hem de milli takımlarımızın bu ülkelerden ileride olması gayet normal. Ancak birçok komşumuzun şu anda futbolunu geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar var. Önce ülkelerin liglerine, ülke puan sıralamalarına ve milli takım kadro değerlerine bakalım. 10 milyon nüfuslu Yunanistan'da lig, Yunanistan Süper Ligi adı altında oynanıyor. Bu lig 420 milyon euroluk lig değeriyle en değerli komşu lig durumunda. UEFA sıralamasında 17. sıradalar. Milli takımlar düzeyinde ise kadro değerleri 170 milyon euro. 10 milyon nüfusu bir diğer yer olan kardeş ülkemiz Azerbaycan'a baktığımızda ise onlar da futbolunu Premier Lig altında oynatıyor. Ligin toplam değeri 79 milyon euro iken ülke puan sıralamasında 28. sırada bulunuyorlar. Azerbaycan milli takımının kadro değeri 16 milyon euro. 6.8 milyon kişiye ev sahipliği yapan Bulgaristan'da futbol 1. Lig adı altında oynanıyor. Ligin kadro değeri 170 milyon euro iken UEFA ülkeler sıralamasında 26. sıradalar. Milli takımlarının ise 37 milyon euroluk bir kadro değeri bulunuyor. Geçiyoruz Ermenistan'a. 2.7 milyon insanın yaşadığı bu ülkede futbol Premier Lig adı altında oynanıyor. 36 milyon euroluk lig değerlerine sahiplerken UEFA ülkeler sıralamasında da 36. sıradalar. Ermenistan milli takımının kadro değeri 37 milyon euro. Ve son olarak belki de kulüpler anlamında en zayıf gözüken komşumuz Gürcistan. 3.7 milyon kişinin yaşadığı ülkede futbol Erovnili Liga adı altında oynanıyor. Ligin toplam değeri 28 milyon euro iken UEFA ülkeler puan sıralamasında son sıralarda yer alıp 46. sırada bulunuyorlar. Milli takımlar düzeyinde ise Kvaratskhelia'nın ağırlıklı olduğu takımın kadro değeri 150 milyon euro. Komşu ülkelerimizin hiçbiri ekonomik olarak ülkemizin yanına yaklaşamasa da takımlarımıza karşı birçok kere sürpriz sonuçlara imza attılar. Özellikle Yunanistan takımları ile birçok kere başımız belaya girdi. Şimdi bu ülkelerde oynanan futbolun detaylarına, en büyük sorunlarına ve gelişim için neler yaptıklarına bakalım. Komşularımız arasında futbol kültürünün ve güç düzeyinin en yakın olduğu ülke Yunanistan'la başlıyoruz. 1970 sonrası hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde çıkışa geçtiler. Hatta 1971 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final bile oynadı Panathinaikos. Burada 2000'li yıllara değin ülkede şampiyonluk Panathinaikos, Olympiakos ve AEK arasında gidip gelse de baskın güç Olympiakos'tu. Milenyum'da öyle büyük bir atılım gerçekleştirdiler ki UEFA ülkeler sıralamasında 6. sıraya kadar yükseldiler. Bu yıllarda Yunan takımları Avrupa'da çok başarılı sonuçlar alıyordu. 2004 yılında milli takımları Avrupa şampiyonu olarak büyük bir sürprize imza attı ve o yıl Yunanistan futbolunun zirvesi oldu. Ancak 2011 yılında yaşadıkları şike skandalı olan Koryapolis ile düşüşleri hızlandı. Yargı sonucunda Olympiakos Volos ve Kavala ligden düşürüldü. Aynı yıl o ülkenin en büyük takımlarından biri olan Panathinaikos ekonomik krize girdi. Tüm bunlarla da birlikte Yunanistan Süper Ligi o yıldan sonra Olympiakos hakimiyetindeki bir organizasyona dönüştü. Bu dominasyonu gören Futbol Federasyonu sırf bu yüzden playoff sistemini getirse de Olympiakos'u çok engelleyemedi. Olympiakos playoff sonrası 5 yıl üst üste şampiyon oldu. Ancak son yıllarda AEK ve PAOK bu dominasyonu kırmayı başardı. Ülkenin futbol ikliminden şöyle bahsedebiliriz. Maçların birçoğu kısır geçer. Katı bir savunma anlayışı vardır takımların. Gol atmaktan çok gol yememektir amaç. Bunun da nereden geldiğini az çok tahmin edebilirsiniz. Tabii ki de milli takımlarından. Topun oyunda kalma süresi bizim ligle kafa kafaya yarışır desek yeridir. Topla oynamayı pek sevmezler bu ligde. Yunanistan Süper Ligi'ne popüler olan birkaç takım dışında çok fazla yatırım yoktur. Zaten eğer stadyumlarına göz atmayı düşünürseniz bu durumu hemen anlarsınız. Çok fazla bakımsız, küçük kapasiteli ve kötü stadyumlar vardır burada. Başkanlar tesislere para harcamayı hiçbir şekilde mantıklı bulmaz. Ha bir de şiddet olaylarını atlamayalım. Yunan taraftarlarının ateşli olduğunu zaten biliyoruz. Taraftar olayları, şiddet derken burada sık sık liglere ara verilir. Çünkü skandal tartışma olayları olağandır komşu ülkede. Eğer bu ligde bir hakemseniz Türkiye'den daha fazla risklesiniz demektir. Örnek vermek gerekirse buranın hakem komitesi başkanı olan Georgis Bikas'ın evine 2016 yılında bir kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Bu olay size çok uçuk gelmediyse PAOK başkanının geçtiğimiz senelerde saha içerisine girip hakeme silah çektiğini belirtelim. Sırf bu hararetli ortam yüzünden 2021 yılına gelindiğinde Yunanistan Futbol Federasyonu bu sorunlara çözüm için derbi maçlarında yabancı hakem bulundurmaya bile başlamıştı.
İskoç Bobby Madden 2021 yılında Panathinaikos Olympiakos maçını yöneterek bu konuda bir ilk olmuştu ligde. Lige ekonomik olarak bakacak olursak şaşırtıcı bir şekilde ülkede şampiyon olan takım bizim ligden daha fazla bir para alıyor. Ülkede şampiyon olmanın ödülü 10 milyon euro. Ancak bu ligde sadece Olympiakos'un maddi gücü bizim ülkelerimizden bazı takımlarla yarışabilir. Onun haricinde ekonomik yönden kısıtlılar. Bu ekonomik durumları da ülkeye daha fazla orta yaşlı oyuncu sokmalarına neden oluyor. Mesela ülkemizden ayrılan, bizde değersiz görülen birçok futbolcunun buraya gittiğine şahit olmuşuzdur defalarca. Bu futbolculardan verim almayı çok iyi bilirler. Her şeye rağmen ülke futbolunda genel hakimiyet Olympiakos'ta. Son yıllarda ülke futbolu hem kulüp hem de milli takımlar düzeyinde tekrar toparlanır gibi dursa da sürekli olarak yaşadıkları şiddet olayları ülkede futbol gelişiminin en büyük engellerinden diyebiliriz. Kardeş ülke Azerbaycan'dayız. Azerbaycan komşularımız arasında kulüpler düzeyinde son dönemde futbolunu en çok geliştiren ülkelerin başında geliyor. Ülkenin futbol geçmişine göz atacak olursak özellikle 2005 öncesinde karanlık bir dönemleri vardı. Mesela 2001 yılında ligde dönen şike ve yolsuzluk olayları sebebiyle lig tamamlanamamıştı. Bunun ardından FIFA, ülke futbolunu kötü amaçla kullandırması sebebiyle Azerbaycan Futbol Federasyonu'na sınırsız olarak futboldan men cezası vermişti. Ancak 2003 yılına gelindiğinde federasyon çeşitli görüşmeler yaparak ligi tekrar düzenli hale getirdi ve süresiz cezayı 2 yıla indirdi. Bu yıldan sonra yapılan çeşitli düzenlemelerle ülke ligi istikrara girdi. 2010 yılına kadar ülkedeki futbolun hakimi Neftçi Bakü'ydü. Neftçi Bakü o yıllarda Azerbaycan'da en çok şampiyon olmuş olan takım ve aynı zamanda Avrupa'da birden fazla tur atlayan ilk takımdı. 2010 sonrası ise durum tamamen değişti. Azersan sponsorluğunda ortaya çıkan Karabağ, takıma nitelikli yabancı futbolcuları kazandırarak ülkenin futboluna değer kat. Karabağ'ın Kurban Kurbanov ile bu çıkışı ülkedeki diğer büyük olan Neftçi'nin de işine yaradı. Ülkedeki rekabet ortamı arttı. 2013 sonrasında ise ülke futbolu Avrupa'da da ses getirmeye başladı. 2013-2014 sezonunda Neftçi Bakü, Avrupa'da bir grup aşamasına katılan ilk Azerbaycan takımı oldu. Ancak esas zirve 2017-2018 yılında olacaktı. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kaldı ve bu coğrafyadan futbolun zirvesine katılan ilk takım oldular. Ülke bir ara UEFA ülkeler sıralamasında 23. sırayı bile görmüştü. Tüm bu gelişmelerle birlikte ülke futbolu iyi bir yönde ilerlerken ligin farklı bir sorunu vardı. Avrupa'da yarışan Azerbaycan kulüpleriyle ülke içerisinde yarışan kulüpler arasında bir hayli fark olmuştu. Makasın çok fazla olmasından dolayı oynanan futbolun kalitesi de bir hayli düştü ligde. Ülkenin şu andaki futboldaki tek hakimi Karabağ. Son 10 sezonun 9'unda şampiyon oldular. Azerbaycan'da bazı kesimler bu kulübü siyasi isimlerin yükselttiğini düşünüyor. Ancak her ne olursa olsun Avrupa kupalarında her sene varlar ve genel olarak gruplardan çıkmayı başarıyorlar. Bu muazzam bir başarı. Ülkenin futbol ikliminden genel olarak bahsedecek olursak, buradaki futbola bakıyorsanız birkaç yer haricinde halı saha benzeri bir stadyumda futbol izleyeceksiniz. Görsel kalite pek iştahınızı açmayabilir. Ligde şampiyon takımın aldığı 1,5 milyon euro takımlar için pek bir şey ifade etmezken, aynı ülkemizde olduğu gibi UEFA'dan elde edilen gelirler hayati önem taşıyor. Kulüpler düzeyinde gelişimleri her ne kadar etkileyici olsa da milli takımlar düzeyinde halen istenilen seviyede değiller. Çok fazla yabancı hoca sirkülasyonu yaşadılar ve ülkenin büyük bir oyuncu kalitesi problemi var. Birçok Azeri futbol sever, futbollarındaki en büyük problemlerini yolsuzluk ve çok fazla dönen torpil olaylarına bağlıyor. Geçiyoruz Ermenistan'a. Ermenistan'da son dönemde aldığı yatırımlarla futbolunu ciddi geliştiren komşulardan. Nüfuslarının çok az olması ve kısıtlı maddi imkanlardan dolayı hem FIFA hem de UEFA Ermenistan'a büyük bir maddi futbol desteği veriyor. Zayıf futbol ülkelerinden biri olarak görülen Ermenistan'da gerçek anlamda ligin tam olarak profesyonelleşmesi 2020 yılını buldu. Bu yıldan önce daha çok yarı profesyonel ve şikenin bolca döndüğü bir lig olarak anılıyorlardı. Şike ve yolsuzluk Sovyetlerden dağılan birçok ülkede olduğu gibi burada da mevcut. Zaten sırf bu yüzden neredeyse çocuk yaşta potansiyelli oyuncular ülkelerini bir bir terk ediyorlar. Saha içerisinde döndüğümüzde ise ülkede en çok şampiyon olan takım Pyunik. Onun ve Alaşkert'in 2021-22 sezonda Konferans Ligi'ne katılması ülkenin Avrupa'daki en büyük başarılarından. Aslında Ermenilerin futboldaki bu çıkışları sürpriz değil. Konunun başında da belirttiğim gibi FIFA ve UEFA buraya ciddi yatırım yapıyor. Bu da ligin gelirinin artmasına sebep oldu. Bu kuruluşların yatırımları sayesinde hem yetenekli gençlerin futbola kazandırılması hem de ülkeye nitelikli yabancı futbolcuların gelmesi Ermenistan futbolunu geliştirdi. Ermenistan kulüpler düzeyinde şu an emekliyor gibi görülse de ilerleyen yıllarda daha da üst seviyelerde bir takımlarını görmemiz sürpriz olmaz. Milli takımlar düzeyinde sürpriz galibiyetler alan milli takım olarak anılmaktan başka bir durumları yok gibi duruyor. Ancak orada da son dönemde devşirdikleri yabancı futbolcular sebebiyle ilerleyen dönemlerde bir atılım gerçekleştirebilirler. Futbol konusunda bu ülkenin UEFA ve FIFA'dan aldığı destek 5 milyon euroyu geçtiği söyleniyor. Bu da onların gelişiminde büyük etken.
Bulgaristan'da ise durum çok farklı. Onlar geçmişi en başarılı olan komşu ülkelerimizden. Kendilerinin 1994'te Dünya Kupası üçüncülüğü bile var. Bulgaristan çok daha iyi bir potansiyeli sahipken yapılan kötü hamleler sonucunda tek takımlı bir lig olmanın ötesine geçemedi. Birçok komşumuzda olduğu gibi burada da genel olarak yolsuzluk ve rüşvet olayları ligin gelişimini tamamen tıkadı. 2010 sonrasında federasyon başkanları olan Boris Mihailov döneminde ligi tekrar dizayn etseler de bu revizyon işe yaramamış olacak ki o senelerde ortaya çıkan Ludogorets Bulgar futbolunu domine etti. Yaşanan bu durum üzerine bir de en köklü Bulgaristan kulübü olan CSK Sofya'nın 2015 yılında iflas etmesi gerçek anlamda rekabetçi Bulgar futbolunun tabutuna son çiviyi çaktı. Ülkede şu anda Ludogorets rakipsiz. Son 13 yıldır şampiyonlar. Yerel ligde zaten rakipleri olmasa da onlar şu anda ülkenin Avrupa futbolundaki kurtarıcısı. UEFA organizasyonlarında sürekli olarak grupları geçip ilerleyen turlarda mücadele ediyorlar. Kurulduklarından beri akıllıca yabancı transferler yaparak özellikle Brezilya'dan topladığı yetenekler sayesinde Avrupa'da güçlü kimlikle gözüken bir takım oldular. Bulgaristan'ın milli takımlar düzeyine bakacak olursak da hala istedikleri jenerasyonu yakalayamadılar. 2004 yılına kadar sürekli olarak turnuvalarda boy gösteren ekip o yıldan sonra gelen 20 yıllık süreçte ülke içine tıkanmış durumda. 2020 sonrasında efsane futbolcuları olan Dimitar Berbatov kurtarıcı olarak federasyon başkanlığına aday olsa da bu şansı ellerinin tersiyle ittiler. Bulgar futbolunun düşüşüyle ilgili yaptığım daha detaylı analizi kanalımda izleyebilirsiniz. Ve son olarak Gürcistan. Gürcistan'da da futbol eskisi gibi zayıf değil. Diğer komşu ülkelerimize göre en çok ilgi gören sporun futbol olmadığı tek yer diyebiliriz burası için. Onların esas yükselişi 2015 yılında efsane futbolcuları olan Kobayashvili'nin federasyonun başına geçmesiyle birlikte başlıyor. Bu yıldan sonra futbolun içinden gelen bu isim, altyapı ve tesislere ciddi yatırım yaptırarak birçok genç yeteneğin yetiştirilmesini sağladı. Ülkenin kulüpler düzeyinde son yıllarda Dinamo Tiflis ve Dinamo Batumi gibi takımlara öne çıksa da esas yükselişleri milli takımlar düzeyinde oldu. Milli takımlarını şu anda Vilisanyol çalıştırıyor ve altın jenerasyonlarını yakalamış durumdalar. Mikau Tadze, Mamardashvili ve Napoli'li Kvaratskhelia her şeyleri. Son iki Avrupa şampiyonasına da katılmak için playoff oynadılar. Euro 2024 için tekrar bir playoff oynayacaklar. Turnuvaya katılmaları sürpriz olmaz. Gürcistan futbolunun yükselişi hakkında daha önce detaylı bir analiz yapmıştım. Kanalımda ya da sağ üst köşede bulabilirsiniz. Bu ülkelerin birçoğunun futbolda bizim seviyemizde olamamasının temel sebebi kısmen de olsa nüfus popülasyonları ve futbola verdikleri maddi manevi değerler. Altyapı ve oyuncu harcaması konusunda biz her ne kadar ülkemizi yerden yere vursak da komşularımızda durum daha da kötü bir halde. Sovyetler Birliği'nden dağılan komşu ülkelerindeki en büyük problemler yolsuzluk ve rüşvetken Yunanistan'da ise küçük takımlar ve alt liglerdeki dönen şike muhabbetleri. Bir de bunlara torpil gibi farklı bir durum eklenince sportif olarak başarı ihtimali iyice düşüyor. Komşularımızdaki tüm bu kötü durumları erkenden fark eden futbolcular da ülkeden kaçmak için bir kapı arıyorlar. Bu kaçış kapısı genelde Rusya, Türkiye, Yunanistan gibi futbolun daha iyi seviyede olduğu yerler oluyor. Elinden potansiyelli oyuncuları kaçıran komşu ülkeler de futbolda ilerleme sağlayamıyorlar. Çünkü potansiyelli futbolcular kendi ülkelerini yükseltmek yerine yurt dışında bulundukları ülkeyi yükseltiyorlar. Buralarda maddi olanakların kısıtlı olması da komşularda futbola yatırım yapılmamasının sebeplerinden. İyi oyuncular para kazanamayacaklarını bildiği için bu ülkelerde forma giymeyi tercih etmiyorlar. Tercih edenler de genelde kariyerlerinin artık en sonuna gelmiş takım bulamayan futbolcular. Tüm bu kötü durumlardan ne kadar bahsedersek bahsedelim, 2015 yılı ile birlikte birçoğunda gözle görülür değişimler var. Zaten iyi bir seviyede olan Yunanistan'ı saymazsak, 10-15 yıllık süreçte özellikle Azerbaycan'ın UEFA ülkeler sıralamasında ilk 20 ülkeyi, Ermenistan ve Gürcistan'ın en azından ilk 25 seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Olumsuz olarak baktığım yerse Bulgaristan. Ne yolsuzluk ne de dönen farklı kirli olaylar konusunda ilerleme kaydedeceklerini pek düşünmüyorum. Azerbaycan'ın daha fazla yatırım alarak, Ermenistan'ın FIFA ve UEFA'dan aldığı destekler sayesinde, Gürcistan'ın ise altyapıya yaptığı harika hamlelerle daha da gelişeceği aşikar. Büyük ihtimal bu ülkeler arasında ilk olarak Gürcistan milli takımı katılacaktır büyük bir turnuvaya. Yunanistan'ın ise düşüşte olan futbolunu yeniden toparlamaya başlaması iyi bir gelişme. Ülkemiz tüm bu ülkelerin yanında finansal ve diğer yönlerden güçlü dursa da rakip olarak daha güçlü bir komşunun çıkması bizi de geliştirir. Örnek vermek gerekirse 2002 yılında Yunanistan UEFA ülkeler sıralamasında 6. sıradayken biz 8. sıradaydık. Aramızda muazzam bir rekabet vardı. Komşularımızda genel olarak futbol durumları böyle. Peki sizce ilerleyen yıllarda bu ülkelerin arasında en iyileri hangisi olur? Hepinizin yorumunu bekliyorum.